Sayın seyirciler, İhlas Haber Ajansı'nın görüntüleriyle Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin her yerinden, Erzurum'dan sizlere görüntüler taşımaya devam edeceğiz. Ali Naci Küçük, istersen şöyle kısaca maça yakın yerden başlayarak şampiyonluk hikayesini anlatır mısın? Mesela başkanlık seçiminden itibaren neler yaşandı? Bir kere Galatasaray kenetlenmeyi başardı. Çok açık bir şekilde. Örneğin Galatasaray demokrasi içinde geçen seçim sonrasında, genel kurul sonrasında yarışı kaybeden Süheyl Batum açık bir şekilde mikrofonlardan Dursun Özbey'e tebrik etti. Başarı diledi, Galatasaray'a başarı diledi takıma. Ve ardından örnek Ergin Ataman, son günlerde çok tartışılan Galatasaray genel kurulu üyesi olan, iyi bir Galatasaraylı olan basket koçu Berlin'den, Euroleague finalinden özel uçağa atlayıp geldi, oyunu kullandı ve Galatasaray'a başarılar diledi. Hakim Ziyech cezalı olmasına rağmen takımla birlikte Konya'ya gitti. Hafta içinde bütün futbolcular aileleriyle birlikte, yönetimle birlikte Florya'da bir araya geldi. Derbinin öz eleştirisi yapıldı. Nerede hatalar yapıldı çok net bir şekilde masaya yatırıldı. Ve Galatasaray şampiyonluğa ulaşmak adına kenetlenmeyi başarıp hedefine ulaştı. Sayın Başkan bu sabah gitti Konya'ya. Erden Timur dün gece gitti. Takımla bir araya geldi, konuştu Okan Hoca da. Dediğim gibi yani bu maç için yazılan senaryolarda 90 dakika öncesinde hafta boyunca işte Konya Spor'da Galatasaray'da beraberliğe oynayacak, maç berabere bitecek diyenler utanır mı? Bence utanmazlar. Çok net bir şekilde yani Türkiye'nin önemli spor yorumcuları çok açık şekilde hem Galatasaray'a hem Konya Spor'a karşılaşma öncesinde iftira attı. Ama dediğimiz gibi Galatasaray'ın hedefi ilk 45 dakikada işi çözmek, o stresi, o baskıyı Galatasaraylılara yaşatmamaktı. Ve Okan Hoca'nın planları da tuttu. Zaten ilk 45 dakikayı tamamen domine eden, damga vuran bir Galatasaray takımı vardı çok açık bir şekilde. Özellikle derbide eleştirilen, en fazla eleştirilen isimlerden bir tanesi Mauro Icardi'ydi. Ve bugün gerçekten bir kez daha kalitesini ortaya koydu. Şampiyonluğu ne kadar istediğini attığı şık gollerle net bir şekilde gösterdi. Hele ki bence attığı ilk gol kolay kolay Süper Lig'de bence Dzeko dışında o golü atabilecek bir santrfor olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir oyun zekası var zaten. Çarptırarak kafa vuruşu. Geçen sene Ankara Gücü deplasmanında da buna benzer bir gol atmıştı. Şampiyonlukta da yine önemli bir pay sahibi oldu. Geçen yıl gol kralı oldu. Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı. Geçen yıl gol kralı olmayı çok istiyordu Icardi. Ama Ener Valencia gerçekten çok özel, çok ayrı bir performans çizmişti. Kariyer rekoru kırmıştı. Bu sezon şampiyonlukla birlikte Icardi de gol kralı olmayı çok arzuluyordu. Bütün takım arkadaşları bunu biliyordu. Bunu da başardı Mauro Icardi. Onu da özel olarak tebrik etmek gerekiyor. Parantez içinde. Yani ekrana taşıyoruz. Sayın seyirciler, İhlas Haber Ajansı'nın görüntülerini canlı yayındayız. Bunlar canlı şu anda. Kızılay Meydanı Ankara, Florya tesislerinin önü İstanbul ve Erzurum'dan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüntüleri ekrana taşıyoruz. Galatasaray'da büyük bir şampiyonluk sevinci var. Şu anda Erden Timur mesela sahanın içerisinde ilk olarak kutladığı isimlerden birisi aslında. Onun için özel bir yer burası da. Abdülkerim Bardakçı oldu. Konya Spor'dan gelmişti Galatasaray'a. Önemli katkısı oldu. Şöyle bir şey söyledi Okan Buruk. Maç öncesinde Nelson'unda Kerem Demirbay'ın da sakatlıkları vardı. Maç boyunca onlar bize ihtiyaç duyarsanız oynarız dedikleri için getirdik buraya. Büyük bir özveri onlar için de. Takım olmanın önemli faktörlerinden bir tanesi bu.